Herkese merhaba arkadaşlar. 6. sınıflarda bursluk sınavına hazırlık derslerimize devam ediyoruz. Zaten seriyi bildiğiniz için anlatmayacağım. Hemen soruya geçiyorum ki kısa bir ders olsun. Siz de sıkılmadan güzel bir şekilde izleyin. Aşağıdakilerden hangisi sayı doğrusu üzerinde 1'e en yakındır? Hocam sayı doğrusunu çiziyorum. 0 burası. Artık tam sayılarda bildiğim için ne yapıyorum? 0'ı ortaya koyuyorum. 1 e, burada. 2, 3, 4 bakın 3'ü koydum 4'ü koydum. Eksi 3 ve eksi 4 ne tarafta? Bu tarafta olduğu için çiziyorum. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. E şimdi 1'e en yakın olan ne bul diyor bize. Bakın 1 burada değil mi? Şöyle sırayla bakalım. Eksi 3 kaç birim uzaklıkta? 1, 2, 3, 4 birim. Altına yazıyorum. Eksi 4'e 5 birim uzaklıkta. E 3'e kaç birim? 1, 2 birim uzaklıkta. 4'e kaç birim? 1, 2, 3 birim uzaklıkta. E en az uzaklık hangisi ile arasında var? Yani hangi sayı ile arasında var? 3 ile arasında var. Gidiyorum cevabımı işaretliyorum. Bu sorunun bu kadar kolay olması hani sizi şaşırtabilir ama benzer sorular çıktığı için e, buraya aldım arkadaşlar. Belki size de çıkar. Şansınıza. Eğer çıkarsa yaparsınız. Hemen yeni sorumuza geçelim. İkinci sorumuz geldi arkadaşlar. Hemen çözüme geçelim. Bakın kesirlerde işlemler sorusu ve şurada da bir çıkarmış. Ve bu, ve bu işlemin sonucunu soruyor bize. Evet bu işlemi yapmamız için öncelikle işlem önceliği var mı? Yani çarpma ve bölme var mı? Ona bakıyoruz ya da parantez üst falan. Onlar olmadığı için toplama ve çıkarma olduğu için sırasıyla yapacağız. Yani önce bunları toplamam gerekiyor. Toplamak için de ne yapmam lazım? Paydalarını eşitlemem lazım. Hemen bunu 7 ile bunu 5 ile genişletiyorum. Siz zaten bu eşitleme yöntemini biliyorsunuz. 7 kere 3 21 bölü 7 kere 5 35 artı 5 kere 4 20 bölü 5 kere 7 35. Bunları toplarsam bakın burası 35. 21 ile de 20'yi toplarsam 41 bölü 35 yapacaktır. Bakın şu kesirleri topladım. Şimdi diyor ki bundan 1 çıkar. Peki bu işlemi nasıl yapacağım? Eğer ki hatırlamıyorsanız hemen şimdi size hatırlatayım arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk bunu kısa yoldan? İstersek bu biri işte 1 bölü 1 diye yazıp 35 ile genişletip yapabiliyorduk ama ben size kısa yolunda göstermiştim. Bakın bu 35 ile 1'i çarpıyoruz. 35 kere 1, 35. Şimdi ne yapacağız? 41'den 35'i çıkaracağız. 41'den eğer 35 çıkarırsak 6 kalır ve bu paydayı da aynen yazarız. Bu işi bitiririz değerli öğrenci arkadaşlarım. Bu kısa yolu sakın unutmayın. Hemen gidip cevabı işaretliyorsunuz. Umarım bu soruyu da güzel bir şekilde anlamışsınızdır. Benzeri çıkarsa yapacağınıza inanıyorum. Sizlere kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.